belediye artı ne yapmak istiyorsa onu tam bilemiyorum. Ama gelen faturalar hep katlana katlana geliyor. Yani özellikle yaz ve kış ayrı olmasına rağmen. Ama bakıyorsun daha da birbirinden daha farklı geliyor. Kışın bakıyorsun daha fazla geliyor. Yani oysa ki yazın daha fazla gelmesi gereken. Artı bu kaçağın mı fazla, bir de su kaçağı mı fazla, özellikle tarla taraflarında o bölgede su kaçakları mı fazladır. Muhakkak onda da kaynaklanıyor. Ama buna belediye bir an önce çözüm bulmalıdır. Yani siz ortalama olarak ne kadar ödüyorsunuz? Yani ayda genelde 35-40, 45-50 TL. Yani bir ev. 4 kişiler bir ev yani. Yani normalde bu bir iş yerinde 40-50 milyon fatura ödenmesi gerekirken biz bir evde 4-5 kişilik bir ailede 40-45-50 milyon TL bazen fatura ödüyoruz, yani su faturası. Bu da yüksektir yani. Belediye bir an önce artık su kaçakları mı yönlüyor, artık tedbirlerini mi fazla yapmak istiyorsa muhakkak bir an önce tedbir alması lazım belediyenin. Hacı Asap Pamuk. Diski ilk önce bakalım. Mesela diskinin geçen seneki şantiyelerine bakalım. Diskinin kendi şantiyelerine geçen sene baktığın zaman şantiyeler dolu araba, diskinin kendi arabaları. Ama bu sene bakıyorsun şantiyeler boş. Hepsi sahaya inmiş. Yani hiçbir şeyden. Örneğin bir kanat tıkanacak. Sokağın kanatı tıkanacak. Diski aradığın zaman diski aradan hani en az 2 saat, 3 saat geçecek, gelecek. Belki de gelmez. Ama şimdi bir telefon aç hemen gelir. Çünkü şimdi seçim zamanıdır. Seçim yaklaştığı için adam kendi elemanlarını, kendi iş makinelerini, kendi kamyonlarını hepsini seferber etmiş. Şimdi gece yarlarına gidin, bakın sokak sokak gezin. Bakalım hani boş boş 2-3 saat, 2-3 saat sırf görüntü oluşturmak için, sırf diskinin çalıştığını belirtmek için boş boş orada beklerler. İşlerini bitirirler, 10 dakikalık bir iştir. En fazla o boru takarlar, çıkarırlar. Veya görüntü olsun diye giderler, biliyorsun. 2-3 saat şey yaparlar. Bu makine çalışsa ama mazot yakacak. Bu araba çalışsa ama mazot çalışsa. O işçi zaten parasını alacak. Bu parayı nereden alacak? Tabii ki bizden alacak. Tabii ki su faturasını yatıracak. Yani gene kazıklanan biziz. Yani bunu görmeyen de gene bizleriz. Farkına varmayan da bizleriz. Sadece bunu söylüyorum. Tüm vatandaşlarına, kendi herkes su faturasını ödüyor. Gitsin ki diskinin ve belediyenin, Diyarbakır Büyükşehir Belediye'nin tüm şantiyelerine baksınlar. İmkanları varsa şu an şantiyelerin içinde makine bulamazsın. Arızalı makineler hariç. Hani arızalıdır, sahaya çıkamıyordur. Ondan hariç. Ama diğerleri hepsi sağladır. Sağlam yolu yaparlar. Sağlam yolu bozarlar, asfaltı yenilerler. Sağlam hani sırf görüntü olarak, görüntüyü çalışıyor gibi göstermek için bunu yaparlar. Yani geçen sene peki böyle bir şey vardı, yoktu. Geçen sene hani sen bir şey yaptığın zaman geçen sene adam kendi hani şantiyelerin zaten şantiyeler durma şeyidir. Yani sadece bu bir görüntüdür. Ben tek söylemek istedim yani bu su faturasının fazla olmasının ya da şey fatura fazla olmasının nedeni budur. Ben Murat Çetinkaya. Bazen de geçi fiyat birbirini tutmuyor. Gün içerisinde bazen eve su faturası gelip bakıyorlar da dışarıdan. Bazen oluyor, aydan aya bazen fiyatlar değişiyor. Yani örnek misali bugün 80 lira aldığında bazen 70 lira oluyor. Yani normalde aynı suyu harcıyoruz. Yine de bazen değişiklik oluyor. Yani tutarsızlık var. Ondan biraz şeyimiz var, yani şikayetimiz var bu konuda. Diyarbakır Belediyesi bence şu ana kadar yaptığı çalışmalar ve şu ana kadar söylemleriyle eylemleri bence bir tutmamıştır. Zaten söylem ve eylemleri bir tutmadığı için ben bu konuda belediyenin fazla bu konusu tam şey yapamıyorum, tam bir onu bir cevap onlardan alacağını sanmıyorum. Yani inşallah söyledikleri gibi de olur. Ama belediyenin şu anki yaptığı çalışmalara bakarsak bence eylemleri ve söylemleri tutmuyor birbirini. Sıkıntı olacağını sanırım. Yani ileride nasıl ki şu anda sularımıza bir sıkıntı varsa, yani belediye inşallah yine en sonunda bu şeyi el atar ki inşallah da söylüyorlar. Yani işte söylediklerini yaparlar. Ben öyle temenni ediyorum.